Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde arşivlenmiş bir dosyayı dışarı çıkarmayı yani extraction işlemini inceleyeceğiz. Burada arşiv package'i içerisindeki zip package'ini inceleyeceğiz. Çünkü dışarı çıkartacağımız zip dosyası, dışarı çıkartacağımız sıkıştırılmış dosya bir zip dosyası. Bu nedenle arşiv içerisindeki zip'i kullanıyoruz. Şimdi öncelikle bizim bir dosya okuma işlemi yaptığımızı bilmemiz gerekiyor. Bu okuma işleminde reader kullanacağız ve zip üzerinden çalışacağız genel olarak. Diğerleri de bizim yardımcı package'larımız denebilir. Burada bir zip reader oluşturmam gerekiyor. Bunun için kısa olarak zr tanımı yaptım. Bu okuma işlemi olduğu için hata olma ihtimali de var. Dosyaya erişememe ya da herhangi bir şekilde. Zip üzerinden OpenReader'ı kullanıyorum. Ve burada benim şu dosyamın tam adını veriyorum. Zip ile birlikte. Ondan sonra burada her işlemde yaptığımız gibi bir hata yönetimi işlemi yapmamız lazım. Bu yöntemde de log package'ini kullanacağız. Şu şekilde log fatal diyorum. RR'yi yaz. Ve işin bittiği zaman da defer'i kullan. Defer küçük bir hatırlatma. Buradaki fonksiyon tamamlandığı zaman defer'ler çalışır. ZR diyorum. Close. Temel işimiz bitti burada. Şimdi bir döngü oluşturuyoruz. Bu döngü içerisinde epey kalabalık bir kod yazacağız. Range ile bu döngüyü sağlayacağız. ZR üzerinden diyorum ki Raider'a eriş. Raider üzerinden de file nesnesi var. Ben o file nesnesini dizi nesnesi bu. File'ın dizisi. Onu kullanacağım diyorum. Ve scope'umuzu oluşturuyoruz. Bunu merak ediyorsanız şu şekilde klavyeden CTRL'ye basılı tutup mouse'un sol kılı ile buraya girip erişebilirsiniz kaynak kodlara. Raider.co içerisinde. Bu bir kaynak kod. Zip'in içerisine girdik. Burada bakın Raider içerisinde R var. File var bizim eriştiğimiz. Bu bir diziymiş. File'ın dizisi. File ise bu. Bu her file'ın içerisinde file header var. Başlık bilgisi. Bir struct olarak şöyle üzerine gelince gösteriyor bize içeriğini. Ve zip bilgisi var, raider ve zip size, bir de header offset gibi bilgiler var. Bir de ekstra bu file'a bağlı metotlar var gördüğünüz gibi. Bunlarla eşleştirilmişler. Bunlara erişebiliriz, kullanabiliriz. Biz dosyanın bilgisini alacağız bunun üzerinden. Şimdi bunun içerisinde yapacağımız işlemlere başlayalım. Burada öncelikle bizim elde ettiğimiz file nesnesi zip nesnesi olduğu için ben bu şekilde bir isim vereceğim. Zipped file diyorum buna. Ve hata yönetimini yapıyoruz yine. File open. Bunu açıyorum. Burada yine bir hata yönetimi yapmamız gerekiyor. Ve yine zip dosyasını, zip file dosyasını close ile kapatacağım burada. Ondan sonra bizim bu nerede? Yanlış yere gitmeyelim. Gene döngünün içerisinde devam edeceğiz çünkü. Burada bizim klasör ve dosya yapısını da oluşturmamız lazım. Bunun için target.dir dediğimiz bir nesne oluşturuyoruz. Bu nesne içerisinde bizim aslında temel kök klasör yapısının path bilgisini oluşturuyoruz. Hemen altında da extracted file path dediğimiz bizim dışarıya aktarılacak olan dosyaları yani sıkıştırılmış dosyanın içindeki dosyaların isimlerini, dosya bilgilerini, path bilgilerini tutacağımız bir nesne oluşturuyoruz. Bunun için de yukarıdaki file path package'ini kullanacağız. File patch diyorum.
Bunun içerisinde join var. Bu join bize target dir ile file.fetch bilgisini birleştirerek bize geri dönecek. Burada bunu kontrol edebiliriz. Kontrol işleminde de mesela ekrana yazdırarak burada fmt'yi kullanabiliriz. Fmt deyip ben bunu println ile extracted file bilgisini ekrana yazdırabilirim. Bunu bir çalıştıralım. Go run main.go diyorum. IO, evet IO var ama kullanmadık henüz. Bunları sonra kullanacağız. IOS'u, OS'u da aynı şekilde. Ve burayı tekrar silip tekrar çalıştırıyorum. Bakın burada bize 3 tane bilgi geldi. Files klasörü. Bunun içerisinde demo.go. Files içerisinde node1.txt var. O geldi. Bunlardan şöyle anlayabiliyoruz. 2 tane dosya var. Burada go ve txt olarak. Ama diğerleri mesela files ve xx ise birer klasör, 2 tane klasör varmış. Bunlara erişeceğiz. Bu demek oluyor ki biz elde ettiğimiz file nesnesinin klasör olup olmadığını da kontrol etmemiz gerekiyor. Çünkü çıktı, yani zip'ten dosya çıkartırken bunların eğer klasör ise klasörün oluşturulması gerekiyor. Ve tabii ona bir de izinlerinin verilmiş olması lazım. Bizim geliştirdiğimiz Go uygulamasına izin verildiyse ancak o uygulama bir klasör oluşturabilir mesela. Bunlar önemli. O yüzden adım adım ilerliyoruz. Burada şimdi ne yapabiliriz? If diyorum. File info. Bunun içerisinde ilk olarak eğer bu bir klasör ise ben bunun klasör olup olmadığını inceliyorum ve diyorum ki eğer öyleyse direkt şurada hatta bir de log ekleyelim. Bunun işlemini de görelim. DOS klasör oluşturuluyor şeklinde. Burada da yukarıda oluşturduğumuz extracted file patch bilgisini yazdırıyoruz ekrana. Ondan sonra bizim OS package'ımızı kullanmamız lazım. Dahili mi? Şimdi dahili. Bunu da aldım. Açtım. OS package içerisinde mkdir.all var. Ben burada mkdir.all'u kullanacağım. Buradaki amacımız extracted file path dediğimiz ve bunun bir klasör olduğunu anladığımız nesneyi disk üzerinde oluşturmamız gerekiyor. Ve file olarak da file üzerinden de mod bilgisini veriyorum permission'lar olarak. Eğer else ise yani bu bir klasör değil de dosya ise o zaman ne yapacağız? Burada da yine bir log yazarız. Sadece işi takip etmek açısından dosya çıkarılıyor gibi bir çalışma olabilir. File name diyorum. Out file err os üzerinden ben bu dosyayı açmaya çalışıyorum. Bana gönderilen dosyayı isim olarak aldım dosyayı ve bunun ilk parametresine extracted file path yazıyorum. İkinci parametresinde daha önceki işlemlerden file package bölümünden hatırlayacağınız gibi burada yazma, oluşturma ve truncate gibi işlemler, yetkiler vermem gerekiyor. Burada o write only ve os üzerinden gene create yetkisi ve son olarak da os üzerinden truncate yetkisi veriyorum bu işleme. Ve son olarak da file mod veriyorum. Ve tabii ki gene bizim burada
hata kontrolümüzü yapmamız gerekiyor. Bu işlemi de yaptıktan sonra gene out file nesnesinin close edilmesi lazım. Bu da bir file nihayetinde. Ve nihai olarak da bizim veri kopyalamayı yapmamız lazım. Onu yapalım, üzerinde konuşalım. I.O. üzerinden, yukarıda tanımladığımız I.O. package üzerinden out file diyorum. Bakın out file ve zipped file ikinci parametre olarak. Hemen şurada da hata yönetimini yazalım ve üzerinde konuşalım. Bakın kopyanın nasıl çalıştığını eğer şunu düzelteyim. Nasıl çalıştığını bilmiyorsanız kopyanın klavyeden CTRL'ye basın ve mouse'un sol kliği ile tıklayın buna. Üzerine geldiğim zaman bakın iki parametre istiyor bizden. DST bizim destination yani aslında target'ımız, hedefimiz. Veriyi nereden alacağız? Veriyi de source dediğimiz reader'dan okuyacağız. Buradan buraya veriyi yazacağız. Yani sağdan sola. Zipped file'dan elde edilen veriyi out file dediğimiz dışarıya çıkartılan dosya nesnesine veriyi aktarıyoruz. Bir kopyalama işlemi var aslında. Çok basit bir işlem. Bu dışarıya çıkarma işlemi. Şimdi buraya kadar tamam. Deneyelim. Go run main go. Dosya çıkarılıyor. Files demo go. Ve burada bir sıkıntı var. Sistem belirtilen yolu bulamıyor diyor. Neden olabilir bu? Şurada da göremiyoruz dosyaları. Şöyle bir göz gezdirelim. Benim burada şurada bir isdir işlemim var. Bunun directory olup olmadığına bakıyorum. Burada sanırım bir sıkıntı oldu. Biz şurada dosya bilgilerini elde ediyoruz. Ve bunu bir ekrana yazdıralım bakalım. Bizim sorunumuz neymiş ya da veriyi doğru elde edebiliyor muyuz burada? Print elen diyorum. Extracted file pet nesnesini ben yazdırdım buraya. Ve şöyle çalıştırıyorum. Bakalım bize ne geliyor burada? Bakın files ve demo go diye bir şey geliyor. O zaman şöyle yaparsak sanırım burada arka planda bir içerisinde dosya olan klasörleri oluşturamadı. Orada patladı. Halbuki biz burada şey yapıyoruz aslında. Onun klasör olup olmadığını anlıyoruz. Ama önemli değil. Biz burada farklı bir yöntem uygularız. Mesela eğer elde ettiğimiz şey bir klasör olup olmadığını anlarsak onu direkt buradaki işleme sokmadan oluştururuz eğer klasör ise. Buraya geldiği zaman da dosya direkt o klasörün içerisine oluşturulabilir. Kopyalanabilir yani. Burada ne yaparız? Bir tane file işlemi yapan, daha doğrusu directory işlemi yapan metot, function yaparız. Create dir if not exist. Eğer bu klasör yoksa bunu oluştur. Hangisi olduğu önemli değil. Biz buna vereceğiz. Eğer yoksa oluşturacak. Burada öncelikle os package'ini kullanarak os stat diyorum. Os stat'ı biliyorsunuz bu bilgi alıyor. Bizim dosyalarımızın bilgisini elde etmek için kullanılıyor. Os is not exist. Bu da bizden hata bilgisini istiyor. Var mı yok mu diye kontrol ediyor. Çünkü yoksa bir hata oluyor. O hatayı da biz is not exist'e verdiğimiz zaman onun bilgilerini almış oluyoruz. Hatanın bilgilerini anlıyoruz biz o arada. O dosya var mı yok mu? Ve burada makerDirAll kullanarak diyorum ki yukarıdan parametre olarak gelen dir ilk parametremiz. Bunu oluşturacaksın. Yetkinde 755. If error. Kopyalamış mıydım? Evet. Harika. Geldim. Şuradaydık. Burada bu işlemi nasıl yaparız? Öncelikle benim file name bilgisini biraz parçalamam gerekiyor. Bunu da nasıl yaparız? File name'i elde etmem lazım. Çünkü düzeltiyorum. Klasör adını elde etmem lazım. Ama bize file name bilgisi şu bilgiyi komple veriyor. O yüzden ben şunu alıyorum. Dir name.
Dirname içerisinde neyi kullanacağım? Burada strings package'ını. Strings package'i içerisinden hemen şöyle burada yapacağımız işlem bir split, yani bölme işlemi, parçalama işlemi diyelim. Ve ben ilk parametre olarak file name'i veriyorum. Diyorum ki bunun içerisinde bir parantez gördüğü zaman, düzeltiyorum, slash gördüğü zaman onu kes, ikiye böl, bize dizi olarak gönder. Üzerine gelince yukarıda bakın, string dizi dönüyor bize. İki tane dizi dönecek. Birisi demogo, diğeri de files. Bunu aldım. Ondan sonra şimdi create dir kullanarak bunu oluşturabilirim diye düşünüyorum. Sıkıntı ne burada? Dirname. Dirname bir dizi tabii ki. Söylediğimiz gibi. Biz bunun ilk parametresini alacağız sadece. O da bize dizin adını verecek. Sıkıntımız şu. Burada read after close diyor ve gayet de haklı. Bakın şurada zipped file close dedik ama biz burada defer demedik. Burada unutmuşuz defer yazmayı. İşlem bittikten sonra defer. İşlem bittikten sonra close. Yoksa sıkıntı. Şimdi bu en azından files klasörünü oluşturmuşuz. Tekrar çalıştırıyorum ben. Go run main go. Bakın dosya çıkarılıyor. Şurada files içerisinde dosyalarımız var ve burada da xx var. İkisi de başarıyla oluşturulmuş. Herhangi bir sıkıntı yok. Önce olarak bir dizin oluşturma işlemi yapınca bizim bütün sıkıntılarımız ortadan kayboldu diyebiliriz. Burada da bakın dosya çıkarılıyor. Files demo go dosya çıkarılıyor ve not1.txt ve dosya oluşturuluyor xx. Çünkü dosya oluşturuluyor işlemi şurada yapılmış. Bakın buradaki logo görüyorum. Ama dosya çıkartılıyor işlemi şurada yapılmış. Yani bizim şunu yapmamız gerekiyordu aslında, sorun olmaması için ilk başta. Buraya gelse bile ki şu mesela bize tam olarak geliyordu. Bu bir dosya ama bu bir klasörün içerisinde dosya. Önce o klasörü oluştur, sonra bu dosyayı oluştur dememiz gerekiyordu. Her neyse, işlem başarıyla tamamlandı.